Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Fakıoğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yücel ile mahallenin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Eyvallah, teşekkür ederim. Kaç dönemdir muhtarsınız? 4. dönem. Bu bölgede en kıdemli muhtar sizsiniz galiba. Sizin evet. Kıdemli var mı efendim? Yok. Onun bunların muhtarıyla aynı tertibiz. Aynı tertipsiniz. Diğer iki arkadaşlarla da görüştük. Onlar 3. dönem seçilmişler sayın izleyiciler. Bu arkadaşımız 4. dönem seçilmiş. Evet muhtarım, 15 yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız? Halk sizi 4. dönemde mahalleye dönüşen köyün ilk mahalle muhtarı olarak seçti. İçme suyunu yaptırdım. Başka bir hizmet alamadım. Tek içme suyunu mu yaptırdın 15 evet, yılda? Evet. Kaç hane efendim burası? Şu anda 15 hane. Nüfus ne kadar? 58. 58. Seçme sayımız? 60. 60. Evet sayın, o zaman hiç çocuk yok burada. Hepsi seçmen olmuş. Evet. Evet. Evet sayın izleyiciler. Bu göçün nedeni ne efendim? Köylerde gelene göçün. Göçün nedeni geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı. Geçim sıkıntısı. Evet. Geçim sıkıntısı. Burada amcalarımıza soralım şimdi. İsim neymiş efendim? Ali. Ali soyadımız? Işık. 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 Evet. Işık. Işık olsun. Işık. Evet. Ali amca. Evet. Köy önceden kaç haneydik? Nüfus ne kadardı burada? Daha önceleri mi? He. Kesin olarak bilemiyorum da daha önce şimdiki gibi değildi, farklıydı. Fazlaydı. Fazlaydı. Daha göç azalıyor. Evet. Gençler hep şeylere gitti değil mi? Gençlerde kimse kalmadı. Evet. Daha böyle ihtiyarlar var burada. Yani. İhtiyar değil, kaç yaşındasın efendim? 69 yaşında. 69 yaşında. Daha bir şey yok yaşında. İhtiyar değil, sen bizi korkutuyorsun. İhtiyar. Geçim sıkıntısı yani gençlerin göçmesi falan gitmesi. Evet. Geçim sıkıntısı. Bu köy halkı neyle geçimini temin ediyor? Sen neyle geçimini temin ediyorsun? Ben ekmeğim, arazi ekiyor. Arazi ekiyoruz. Tarım yapıyoruz ya. Tarım yapıyoruz. Onda da pek randımanlı bir şey. Çorak topraklar burası sayesinde. Hayır, çorak kıraç. Kıraç yani, evet kıraç. Şimdi ben kıraç devlette isteyemem. Malcılık yapıyor. Onu da doğru dürüst yapamıyoruz. Evet. İnek falan birkaç tane. Geçimimiz evet. Bu. Evet. Muhtarım bir şey söyleyecekti. Buyurun. Şimdi ben daha önce de siyasilere söyledim. Bizim bu bölgenin Sultan Korusu'nun komple 100 bin dönüme yakın ekili alanı vardır. Evet. Dedim ki gelin burayı bir sulu tarıma geçirelim. Bakın evet. Ben muhtar olduğumda burası 40 haneydi. Mezdanım beraber. Evet. 283 nüfusu vardı. O zaman. 2000 nüfus sayımında 250 küsur nüfusu vardı. Evet. Buranın. Çok geçiyormuş. Şimdi 58'e düşmüş. Kaç? Evet. Yani 4'te 3'ü gitmiş, evet. Biri kalmış. Evet. Ben dedim ki o zaman gelin burayı sulu tarıma geçirelim. Sultan Korusu komple. Evet. 100 bin dönüm çok mükemmel çok bir ovası var. Vardır. Evet. Ekili evet. Alanı. 300 bin dönüme yakın merası vardır. Hayvancılık için bulunmayacak bir meradır. Evet. Şimdi bizim meralarımızda kar kapatarak hayvanları sulamaya çalışıyoruz. Ben dedim ki gelin meralarda su bulalım. Arazi evet. Sulu tarıma geçirelim. O zaman köydeki göçü durdururuz. Evet. Şimdi girdiler biliyorsunuz ki çok pahalı. Çok yüksek girdiler. Ama mazot olsun, gübre evet. Olsun, hayvan yemi olsun gelir çok yüksek. Yok. O yüzden yapmadılar. Ne hikmetse ben de anlayamadım. Yani siyasilerin amacının ne olduğunu ben anlayamadım. Dedim ki gelin benim arazimi, bölgemin arazisini sulu tarıma geçirelim. Bu benim için kanalizasyonda da önemli. Yoldan önemli. Yoldan da önemli değil evet, mi ama? Doğru efendim. Doğru katılıyorum. Evet. Şimdi ben köyüme sağ olsun o zaman yani yine AK Parti yaptı. AK Parti ilçe başkanı Mehmet vardı. Evet. Mehmet Erdoğan. Evet. O zaman AK Parti İl Genel Meclis üyesi Gazi Dedeler vardı. Tarım evet. İlçe müdürümüz Recep Yılmaz vardı. Bunların desteğiyle ilçe kaymakamımız Ahmet vardı. Ahmet Altıntaş. Onların desteğiyle ben köyüme mesela o zaman 26 tane hayvan aldım. Çok mükemmel bir geliri oluyor. Evet. Şimdi o tür yatırımlar yapılsaydı bence yoldan da önemliydi, kanalizasyondan da önemliydi. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki ne yani herkesin takdir edeceği bir şeydir ki aç insanın kanalizasyona hiçbir ihtiyacı olmaz. Olur mu? Olmaz efendim. Şimdi benim mezramda bir kişi oturmuyor. Oturuyor. Hangi mezra? Adı ne? Kızılerek mezra. Kızılerek, evet. Oraya kanalizasyon yaptın mı? Evet. Ne kadar faydası olur? Bir ev var orada gözüküyor kızım. Hayır hiç ev yok. Ev yok şu anda oturan yok. Yani ev duruyor da oturan yok. Ev duruyor tabii canım. Evet. Ama
Meskende ikamet eden ikamet yok. Evet. Şimdi ne anlamı olur ki ne? Benim bu arazim sulu tarıma geçse, hayvancılık bu bölgede artsa, evet, desteklense daha güzel olmaz mı? O zaman çok insanlar, herkes buraya döner. Doğru. Evet. Bir de amcamıza söz hakkı verelim. İsim ne efendim? Turan Kuş. Turan Kuş. Evet. Turan amca. Ve yaş kaç? Yaş 71. 71. Ya ben şunu merak ediyorum. Bu yörede önceden ağaçlar varmış. Doğru mu efendim? Gördün mü o zaman sen ağaçları? Ağaç mı? Yok, görmedim. Ormanlık. Ormanlık yok bizim de. Yetişimde ormanlık yok. Yetiştiğinizde yok. Yok. Bu sultan korusu diyorlar. O sultan işte Hatay yöresinden gelip burada hayvan otlatmış. Evet. Değil mi? Hep ağaçlı yaylaymış. Burada aslında Sökmenoğulların yaylasıymış. Sökmenoğulların, evet. Evet. Ondan sonra başka birine devrolunuyor. O da Sultan isminde bir kızı varmış. Evet. Kızına koru olarak da hibe etmiş bu bölge. Ondan, evet, kalma sultan korusu ismi. Evet. Evet. Çocuklar, kaç çocuk var efendim? Çocuk yok. Hiç çocuğun yok mu? Yok. Evet. Sizin? 7 tane. 7 tane. Köyde yaşayan var mı? Hayır. Bak gördünüz, 7 tane çocuktan hiçbiri köyde kalmamış sayın izleyiciler. Neden? Geçim yok. Geçim. İşte biz kırsal, burası mahalle oldu. Ne kadar da mahalle olsa burası kırsal bir köy sayın izleyiciler. Değil mi efendim? Aynen. Onun için biz kırsal mahallede veyahut da köyde yaşayan vatandaşlarımıza hayvancılıkta ve tarımda mutlak destek verilmeli. Yoksa sabah bir gün burada 5-10 yıl sonra bu köyde 5 hane kalmayacak. Evet. Değil mi efendim? Kalmayacak. Yani nüfus komple gidecek. Şu anda 58 nüfus kalmış zaten. Hayvancılık projeleri geliştirilmezse, evet, bura sulu tarıma geçmezse 5 yıl sonra ben garanti veriyorum ki burada bir tane oturan kimse kalmayacak. Evet. Artı yolu toprak, arkadaşımız işte programı alınmış, doğru mu efendim? Evet. Önümüzdeki yıl asfaltı yapılacak sayılacak. Yani biz bu çağda toprak yol kalmasını istemiyoruz. Arkadaşımıza da gösterdik basın yayınımızda. Biz mutlaka yolların asfaltlanmasını istiyoruz. Çünkü buralar mahalle oldu artık. Köy değil. Evet. Değil mi efendim? Evet. Okulumuz kapalı. Kapalı. Evet. Taşımalı sistem. Taşımalı sistem. Evet, evet muhtarım. Öğrenci de kılıyor zannedersin. 7 tane öğrencim var. Karamağara köyüne taşımalı gidiyor. Karamağara'ya gidiyor. Evet. Muhtarlık odamız var mı efendim? Yok. Yok, köy konağı falan yok. Yok. Evet. Sadece işte görüyorsunuz köylerin, mahalleye dönüşen köylerin hali bu. Biz mutlaka en önemli konu işte muhtarın dedi, İslam. Hem tarımda hem hayvancılıkta proje geliştirilmeli. Evet, evet. Köye dönüşler, yani köylerden göç önlenmeli. Yoksa sabah bir gün işte burada 100 bin dönüm arazi var ekilecek. Bu araziler böyle bomboş kalacak. Zaten hep boş gördüğüm kadarıyla. Hiç eken, evet, yok arkadaşlar. Evet. Köylüler hep boş. Araştırmacı gazeteci olarak üzüldüm yani. Burada çok arazi var ancak eken yok. Çok sayıda eken arkadaşlarımız var. Vatandaşlar hep büyük şehirlere göç etmişler. Oysa ki burada üretim yapılsa ülkemiz kalkınır. Evet. Vatandaşımız kalkınır. Köylerden göç önleniyor diyoruz. Halkın sorunlarını bugün de Karamamara Şili Elbistan ilçesi Fakoğlu Mahallesi Muhtarı Mehmet Güzel ile kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Mutlaka Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar, devam ediyoruz. Hayatınızı